Burası Memduhiye. Çok bakımlı evler, bahçeler var. İnsanlar keyiflerine göre yerler yapmışlar. Suyun başı. Şu tarafta görünüyor. 2019 Mart ayında Memduhiye'de bu çiçekler açmış. Dedim, bahçenin birisinde manolya gördüm. Harikaydı manolya. Sevimli bir köy burası. İki tane tesis varmış. Restoran şeklinde. Başka sadece gelip nefes alıp döneceğiniz bir yermiş. Çiçekler açmış. Burada Mart ayında çiçekler açmış. Buzağlar var. Koyunlar var. Şurada da yol daralıyor. Bundan sonrasına bence gitmeyelim. Bilmediğimiz yer. Buraya girmiyorum çünkü burası dar görünüyor. Karşıdan araba gelse birimizin geri çıkması lazım. Buradan geri döneceğim. Azıcık Aziz Allah Celle Celaluhu. Gidip öğlen namazını kılmak lazım. Biraz önce görüp beğendim. Manolya'yı size göstermek istiyorum. Görürsem tekrar. Şunlar fındık ağaçları. Yukarıya doğru dua eder gibi duruyorlar. Burası Memduhiye'deki Alaşara. Güzel ama düz. Şölen daha güzel gibi görünüyordu. Gelirken bakmıştım. Burada da güzel hizmet ediyorlarmış. Burası Memduhiye'de Şölen diye bahsedilen çok güzel kahvaltısı olan bir mekan. Etraf güzel, yeşil.
çiçekler açmış. Doğal ortam harika. Bakımlı. Bakın çok doğal çiçekler açmış. Buradan hizmet veriliyor anlaşılan. Çocuk parkı var. Oturulacak yerler böyle. Araba burada. Ben bir sorayım bakalım, patates var mı? Patates varsa patates kızartması yiyeyim. İç tarafı dışarı soğuk vesaire olursa demek ki burada oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Buradan da bahçe görünüyor. Şimdi dışarı çıktım. Şurada kişiler atıştıracağım. Araba da burada. Ondan sonra yola çıkacağım inşallah. Patates ve çayım geldi. Ve şölen kahvaltı. Sarayımdan çıktım. Arabama doğru gidiyorum. Etrafa bakın. Burası her yer güzel. Görüyor musunuz? Kurtuluş Mahallesi yazıyor şuradaki durakta. Şurada da Şölen Bahçe yazıyor. Burası da geldiğim yer işte. Yazdı 108, 3 kilometreden fazla demek ki.